Abu Hanife rahmetullah aleyh hicri 80. miladi 699. yılda Kufa şehrinde Abdülmelik ibn Marwan davrida tavallud topganlar. Abu Hanife rahmetullah aleyhinin davrlarida bir qancha sahabalar hayot bo'lishgan. Xususan Anas ibn Malik radiyallohu anhu Kufa shahriga kelganlarida bu zotni Abu Hanife rahmatullohi alayh ziyorat qilganlar va ko'rganlar. Ko'rganlari haqida o'zlari xabar keltirib aytadilarki, Anas radiyallohu anhu ni men ko'rganman deganlar. Bu bizga sahih rivoyatlar orqali yetib kelgan. Demak, Hazreti Abu Hanife rahmetullahi aleyh sahabanı kurganlar. Sahabanı kurgan adam tabi'in buladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eytediler. Hayrul kurun, yani asırlarının yaxşısı, zamanlarının yaxşısı, menden keyingisi, undan keyingisi ve undan keyingisi degenler. Demek asr-ı saadet deyiladi bu davrını. Asr-ı saadet sahabeler, tabi'inler, tabi'a tabi'inler davru buladı. Abu Hanife rahmetullahi aleyh sahabanı kurganlık için bu kişi tabi'inler. Eğer yok, Anas radıyallahu anh'unu yaşlıkları da kurganlar bu kişi deyip kimdir bahane tapadigan bolsa, hiç bu masa bu kişi tabi'a tabi'in bo'lganlar. Saadet asrining ya ikinci ya üçüncü kısmında turadilar. Hazreti Abu Hanife rahmetullahi aleyhi haqida savol berilganda İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhi aytadilar ki, Abu Hanife'ni ko'rganman. Abu Hanife şunda adam ki, mana şu üstünü altın dese, şunu altından ekenligini ispatlab bira aleydigen adam degenler. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihhu fiddin. Muttafakun aleyh. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin mezmunu şu ki, Allah eğer kimge yaxşiligini istese, onu dinde faqih kılıp koyadı degenler. Demek Abu Hanife rahmetullahi aleyh büyük faqih bolganlar. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi aytadılar. Adamlar fiqh ilmide Abu Hanife'ge karamdur degenler. Çünkü Abu Hanife rahmetullahi aleyhi birinci bulup fiqhinin Kur'an ve hadisten hüküm alıp fiqh ilmini yolge koyup fiqh ilmige esas sayan adam buladılar. Şunun için İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Hazreti Abu Hanife rahmetullahi aleyh hakları da bana şimdi ilik sözünü etkenler. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de etedi ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ. Elbette Allah'tan onun ulama bendeleri yine korkadı. Allah aziz, yani her bir işte galip ve gafur, keçirguvchi zat dedi. Xuddi shuningdek ulamolar katta mujtahidlarni Alloh subhanahu va taolodan qo'rquv ham kuchli bo'lgan, ularning taqvolari baland bo'lgan. Xususan Abu Hanifa rahmatullohi alayh haromdan hazar qilganlar, sergap bo'lmaganlar, kam gap bo'lganlar, doimo sukut va tafakkurda bo'lganlar. Abu Hanife rahmetullahi aleyhine şimdi bir güzel adetleri bulgen ki hiç kaçan birarta adam Abu Hanife rahmetullahi aleyh birarta özüden başka kişinin yamanlegenliklerini işitmegen, gıybet kımegenler, adamların ayıbı bilen şugurlanmegenler. Belki tarihçiler eytediler ki Abu Hanife özünü üstüde kub işlegen büyük takvali zat idi degenler. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin zihin zakavatları hakkında gapiriladi. Bu zat 20 yaşlarında fiqh ilmiga kirishganlar. Ta umurlarining oxiri geçe ilim o'rgatganlar, ilim o'rganganlar,
fatvo berganlar va adashgan toifalarga qarshi kurashib nihoyat to vafot etgunlariga qadar ilm bilan mashg'ul bo'lganlar. Tarixchilar aytadilar. Bir kuni Abu Hanifa rahmatullohi alayh dahriylar bilan uchrashmoqchi bo'ldilar. Dahriylarni bilasizlar, modda parastlar. Ular faqat ko'zi bilan ko'rgan narsaga ishonadi, boshqa narsaga ishonmaydi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh bilan bularni o'rtalarida muzokara bo'lib o'tish kerak bo'lib qoldi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh daryodan o'tib kelishlari kerak edi, biroz kechigib keldilar. Shunda dahriylar aytdiki, "Ey Abu Hanifa, ey imom, nimaga kechigib vaqtida yetib kelmadingiz?" deganlarida Abu Hanifa rahmatullohi alayh aytadilarki, "Sizlar bilasizlar, men daryodan o'tib kelishim kerak edi. Daryoning narigi qirg'og'ida qayiq yo'q ekan. Keyin qirg'oqda biroz o'tiruvdim, qirg'oqdagi 4-5 ta taxta porasi birdan o'zidan o'zi bir qayiqqa aylanib qoldi. Keyin shu qayiqqa o'tirib, sekin keginimcha kechigib qoldim," dedilar. Shunda dahriylar Abu Hanifaga qarab kuldi. "Ey, qanaqa imomsan sen? Sen mo'minlarning imomimisan? Bitta qayiqni qayiq bo'lishi uchun qancha narsa kerak? To'rtta taxta o'zidan o'zi hech kim unga ta'sir etmasa qayiqqa aylanib qolishi mumkinmi?" dedi. "Unga usta kerak. Taxtalarni yunish kerak, bir-biriga yopishtirish kerak, u qurish kerak, keyin uni dengizga chiqarib minsa yaraydigan bir qayiq bo'ladi," dedi. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilarki, "Tepalaringga qaranglar," dedi. Qaradi. "Osmon bormi?" "Bor." "Quyoshchi?" "Bor." "Kechasi yulduzlar chiqadimi?" "Ha, chiqadi." "Fasllar o'zgarib turibdimi?" "Bahor, yoz, kuz, qish bo'lyaptimi?" "Ha, bo'lyapti." "Daraxtlar bargini to'kyaptimi kuzda?" "Ha." "Bahorda hosilga kiryaptimi?" "Ha." "Fasllar o'zgarib turibdimi?" "Ha." "Sizlar butun galaktikani egasi yo'q deyapsizlar. Nima qilibdi to'rtta taxta birdan o'zidan o'zi bitta qayiqqa aylanishligi? Bu ishni oldida juda oson-ku," dedi. Bu zehin, bu zakovat bu. Haligi dahriy xudoni tanimaydigan odamlarga, "Ey, xudo bor, Qur'onda kelgan," desang ishonmaydi ular. Ular moddaparast, ularni ko'zi ko'rib turgan narsaga ishonadi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shunday isbotladilarki, birorta bir jism uni nazoratidagi turgan, unga ta'sir etguvchi birorta bir kuch ta'sirini o'tkazmasa o'zgarmaslik qoidasini, qonunini ularga ko'zini oldiga keltirib qo'ydi. Haligilar o'ylanib qoldi. Ular nima deydi dahriylar? "Bu olam o'zidan o'zi yaralib qolgan," deydi. Shunda tavba qilib musulmon bo'lgan ekan. Bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhining zakiyliklari, ziyrakliklari.